İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Grigor Amirzayan ile günün konusu. Batı Ermenistan dergisinin 9. sayısı çıktı. CNN, Ermenilerin Arsak'tan sürülmesi Bakü'nün emellerine neden son vermeyebilir? Gartman, Şirvan, Nahçıvan adlı Pan-Ermeni Birliği'nin Bakü'nün Ermenice yer adlarını çarpıtmasına tepkisi. Kafkasya Doğa Vakfı, Doğu Ermenistan'a 2023'te 1 milyon avro destek sağladı. Batı Ermenistan'daki Ahtamar Adası aydınlatıldı. Yere bulur adlı şehitlikte Ahavno anıtları dikildi. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem milletvekili Grigor Amirzayan, mikro 2024 yılında Doğu Ermenistan'da Aygeşat Tartmançats Kilisesi ile Barpi Ciranavar Kilisesi'nin restorasyon çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Erken Hristiyanlık dönemindeki iki kilisenin restorasyon çalışmalarına 2024 yılında da büyük bir ivmeyle devam edilecek olup restorasyon çalışmalarının 2025-2026 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Restoratörler, inşaatçılar ile sözleşmeler süreklidir. Aygeşat Tarpmancaz Kilisesi veya Surp Asfazazin Kilisesi'nin restorasyon çalışmalarına 2012 yılında devlet emriyle başlanmış, 2017 yılında ise ödenek yetersizliği nedeniyle durdurulmuştu. Grigor Amirzayan'ın konuyla ilgili analizini Batı Ermenistan Televizyonu'nun YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Batı Ermenistan Dergisi'nin 9. sayısı çıktı. Yeni sayısında... 1919 yılını bir kez daha hatırlatan Tarihi Hatırlatmalar serisini okuyabilirsiniz. 26 Şubat'ta Ermeni Ulusal Delegasyonu Başkanı Boğuz Nubar Paşa, Müttefik Kuvvetler Yüksek Konseyi'ne Ermenistan hakkında bir muhtıra sundu. Batı Ermenistan dergisinin 9. sayısında Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin kuruluşunun 19. yıl dönümü dolayısıyla yazdığı mesajı okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan dergisinin 9. sayısında Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine adlı yazı dizisi 1918 yılı başında Transkafkasya'da yaşanan olaylara ayrılmıştır. Batı Ermenistan'ın evlatları serisi bu kez kahramanlara ithaf ediliyor. Ruben Hamparsumyan, Edgar Bahumyan, Kim Haçataryan, Aren Hovanisyan, Artur Agasyan, Dikran Saakyan. Batı Ermenistan dergisinin Ermenice, İngilizce ve Fransızca versiyonlarını PDF formatında aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Bakü'de pek çok kişi etnik milliyetçiliğin ve toprakların yeniden birleşmesine dair vaatlerin yeni hedefleri bulacağından endişe ediyor. CNN'in haberine göre Doğu Ermenistan birçoğu yeni hayatlarına işgal altında uyum sağlayamadıklarını söyleyen Yüz binden fazla mülteciyi kabul etmeye çalışıyor. Nona Bogosyan, kocası, ikiz çocukları ve yaşlı ebeveynleriyle birlikte Stepanagert'ten kaçtı. Yerevan'da küçük bir daire kiraladılar. Bogosyan, düşüncelerinin hala arsahta olduğunu söyledi. Sadece Stepanagert'te neler olduğunu bilmek istiyorum, evime ne oldu? Oradaki havayı soluyan herkese imreniyorum diye CNN'e konuştu. Aliyev evlerin sağlam kaldığını söylemiş ancak sosyal medyadaki videolarda Azerbaycan ordusunun bu evlere vandalizm uygulandığı görülüyor. Diplomasi yine etkisiz olabilir. Analistler Bakü'nün artan askeri varlığına dikkat çekiyor. Artsah Ermenileri her zaman büyük güçler arasındaki çatışmanın merkezinde olduklarını biliyorlardı. Ancak 30 yıllık göreceli barıştan sonra işlerin bu kadar çabuk dağılacağını beklemiyorlardı. Boğazan bunun Rusya ve Türkiye'nin çıkarlarının yer aldığı büyük bir oyun olduğunu anlıyorum. Bakü tüm bunların ortasında bir oyuncu. Doğu Ermenistan direnemeyecek kadar zayıf. Bunu küresel olarak anlıyorum. Fakat Yüz bin kişi düzeyinde bu bir trajedidir dedi. Gartman Şirvan Nahçıvan adlı Pan-Ermeni Birliği, Bakü'nün Ermeni yeratlarını çarpıtmasına ilişkin bir bildiriyi yayınladı. Yayınlanan bildiride Azerbaycan etnofobisini teşvik etmenin önemli yönlerinden biri Ermeni yaratlarının çarpıtılmasıdır. Azerbaycan'ın sosyopolitik propaganda makinesi tüm kanallar aracılığıyla sadece tarihi büyük ölçüde çarpıtmakla kalmıyor... Aynı zamanda Ermeni ve Ermenilerden ilham alan yer adlarının zorunlu Azerileştirilmesiyle kamuoyunun ve halkın algılarını da çarpıtmaya çalışıyor. Bu mücadelenin hedefinde öncelikle Artsahtalı Karabağ'ın Ermeni yer adları yer alıyor. Azerbaycan uluslararası düzeyde tarihte bir an bile Azerbaycanlı olmayan Stepanagert'in yabancılaşmasını sağlamaya çalışarak hem Artsakh Karabağ'ı hem de Stepanagert'i Ermenilere ve Ermeniliğe her türlü yakınlıktan mahrum etmeye çalışmaktadır. Bu etnik temizliğini ardından gelen mantıklı bir gelişmedir. Her zaman var olan bu olay Stepanagert'in her zaman şehir nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Ermenilerden arındırılması nedeniyle bugün daha da önem kazanmıştır. Azerbaycan isimlerin yüzeysel çarpıtılmasının söz konusu yerleşime organik olarak bağlı olan insanları asla entelektüel çekiciliğini kaybetmeye zorlayamayacağını anlamalıydı. Bugün hiçbir Ermeninin kalmadığı dikkat çekici Nahıçevan hem Ermeni hem de dünya algısında Ermeniliğin bir göstergesi olarak nitelendirilmeye devam ediyor. Çünkü yalnızca bin yıllık yerleşim ve bu yerleşimin sonucunda oluşan manevi kültür Ermeniliğin gerçekliğine tanıklık edebilir. Bunun açıkça farkında olan Azerbaycan onlarca yıldır kültürel katliamlar gerçekleştiriyor ve tarihi hafızanın aktarılmasının en güvenilir yolunun önünü kesiyor. Eski Çuha, Bakü'nün Montino'daki Ermeni mezarlıkları, Ermeni kiliseleri ve anıtları bu politikanın kurban oldu. Azerbaycan'da olduğu gibi tesfiye özlemleri de gerçekten ciddi tehlikeler içeriyor. Haçkar'ın, kilisenin, evin, ormanın, pınarın yok edilmesinden, Azerbaycan'da hafızanın yok edilmesine doğru ilerledi. Bu nedenle uluslararası toplumu bu alçak uygulamalara ve geleceğin güvenliğini ve bugünden kültürel çeşitlilik imkanını sağlayacak şekilde yeterli tepkiyi vermeye çağırıyoruz ifadelerine yer verildi. Kafkasya Doğa Vakfı 2023 yılı çalışmaları hakkında verdiği rapora göre 2023 yılında Doğu Ermenistan'ın özel koruma altındaki doğal alanlarının etkin yönetimi ve korunmasına yönelik birçok projeyi hayata geçirdi. Doğu Ermenistan'da genel olarak 1 milyon 83 bin avroluk destek sağlandı. Bunun 803 bin avrosu doğrudan Doğu Ermenistan'ın özel doğa koruma alanlarına ayrıldı. Bu miktardan Doğu Ermenistan Çevre Bakanlığı'na bağlı dört özel doğa koruma alanlarının peysajına ve arpa topluluğunun koruma altındaki peysajına uygun ödemeler yapıldı. Buna göre özellikle Zangezur Biyosfer Kompleksine 336 bin avro, Khosrov Ormanı adlı devlet koruma alanına 133 bin avro. Dilican Milli Parkı'na 184 bin avro. Arpa Gülü Milli Parkı'na 55 bin avro ve Arpa Koruma Alanı'na 95 bin avro tahsis edildi. Sözleşmenin toplam bedeli 300 bin avro. Hidrometeoroloji ve İzleme Merkezi ile arazi çalışmasına teknik destek ve saha çalışması için özel ekipman dahil olmak üzere yaklaşık 50 bin avroluk hibe sözleşmesi imzalandı. Kafkasya Doğa Vakfı'nın katılımıyla Wikimedia Doğu Ermenistan tarafından düzenlenen Wiki Ülkeyi Seviyor yarışmasında dereceye girenler Kafkasya Doğa Vakfı tarafından ödüllendirildi. Hieroglyph adlı şirketle 2023 yılı içerisinde doğanın özel koruma alanlarında görev yapan güvenlik görevlerine yönelik 10 video film çekildi. 2024 Kafkasya Doğa Vakfı'nın Ermeni temsilciliği için jübile yılıdır. Doğu Ermenistan'daki faaliyetin 15. yıl dönümü kutlanacak. Bu da daha yeni ve ilgi çekici programların olacağı anlamına geliyor. Agung.net Batı Ermenistan'daki Ahtamar Adası ve Kutsal Aç Kilisesi'ne yapay aydınlatma sağlandığını bildirdi kaynağa göre Batı Ermenistan'daki Van'ın en önemli tarihi eserlerinden biri olan ve UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ahtamar Adası ibadete açıldı. Yapay aydınlatmayla donatılarak halkın yeni bir şekilde kullanımı sağlandı. Batı Ermenistan'daki Van'ın Vostan, Gevaş'ta yer alan Ahtamar Adası, üzerindeki Kutsal Haç Ermeni Kilisesi'nde restorasyon çalışmalarına 2005 yılında başlandığını da hatırlatalım. 2007'de Kilise Anıt Müze olarak açıldı. Bu, Kutsal Haç Ermeni Kilisesi'ne yılda yalnızca bir kez ayin yapılmasına izin veriliyor. Yayınlanan fotoğraflarda Ermeni Kilisesi'nin kubbesindeki haçın aydınlatılmamış olması dikkat çekiyor. Batı Ermenistan'daki yere bulur Üçtepe adlı askeri panteonda Artsak'taki Kaşatağ bölgesinin Ahavno köyünden taşınan zamanımız Haçkar ve Hatırap balaketleri yerleştirildi. Doğu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bir basın toplantısında belirttiği üzere kentin Agavno köyü yakınlarından geçen Goris Stepanagert yolunun güzergahının değiştirilmesinin ardından Ağustos 2022'de tahliye edildiğini belirtmek gerekir. Berzor ile komşu Agavno ve Nerkinsus köyleri Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerinin kontrolüne geçecek. Zamanımız açkar, üzerindeki yazıta göre Bahram Recekeyan ve Ermans'ın anısına yerleştirilen Ahovno köyünün Kutsal Şehitler Kilisesi'nin yanında bulunuyordu. Çevredeki meşru müdafaa ve kurtuluş savaşlarında şehit düşen özgürlük savaşçılarının anısına adanan anıt da kilisenin yanında yer alıyordu. Bu haçkarlar üst kısmına sonsuza kadar bizimle birlikteler yazısı, alt kısmına ise şehit özgürlük savaşçılarının isimleri kazınmış dört taş revadan oluşuyor. Ve son olarak Batı Ermenistan Televizyonu bugün Paris saatiyle 19'da Yerevan Saati'yle 22'de Batı Ermenistan Ulusal Meclisi milletvekillerinin 2023 yılını özetleyecekleri bir Zoom toplantısının yapılacağı bir kez daha hatırlatılıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nare Gevorkyan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Ocahi Yerka eseri sunuyoruz. Narada. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.